Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çöpçü balıkları ile alakalı güzel bir video paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Çöpçü balıklarından çok şükür yumurta aldık. Birkaç gündür bunları takip ediyordum. Dişi bayağı doluydu. Ondan sonra sürekli takip ediyordum. Bir türlü yavruları, yani yumurtaları yakalayamadık. Sonra gündüz vakti, yani sabah vakti yemleme yapıyorum. Sabah ve akşam iki öğün olarak. Sabah yemleme yapacağım sırada ışıkları açtım ve yumurtalarla karşılaştık. Dişi bayağı doluydu zaten. Dediğim gibi bekliyordum. Çok şükür yumurtalarını aldık. Gördüğünüz gibi hala dişiyle erkek bir çaba içerisindeler. Çiftleşme eğilimi gösteriyorlar. Hala yumurta diziyor. Ben de şimdi çünkü biraz daha bekletirsem yumurtaları maalesef yiyecekler. O yüzden küçük bir kaba yumurtaları toplayacağım. İnşallah bu yumurtaları da çıkartacağız. Bunları da daha sonra sizinle paylaşıyor olacağım. Şöyle yumurtaları alırken dikkatli bir şekilde fazla bastırmadan elinizle toplayabilirsiniz. Zaten elinize de rahatlıkla geliyor. Yalnız burada bastırmamak gerekiyor. Bastırdığınızda maalesef yumurta patlıyor ve dağılıyor. O yüzden dikkatli bir şekilde, zaten yapışkanımsı bir yapıda oluyor yumurtaları çöpçü balıklarının. O yüzden kolaylıkla ele geliyor. Hassas bir şekilde toplayıp farklı bir kaba dizebilirsiniz. Benim burada kullandığım su akvaryum suyunu kullanmadım. Yani dinlenmiş bir su aldım kaba. Çöpçü yumurtalarını ona diziyorum. Bir de görebileceğim tarafa diziyorum. Takip edeceğim çünkü. Çöpçü yumurtalarında da böyle birkaç gün sonra siyahlaşmalar başlıyor. Siyahlaşmaları gördüğünüzde zaten o yumurtalarda herhangi bir sıkıntı yoktur. Beyaz kalanlar mantarlaşmış oluyor. Aynı şekilde bu suyun içerisine dizdikten sonra da bildiğiniz gibi bizim metilen mavisi. Metilen mavisini dökeceğim suya. O da yumurtaların mantarlaşmasını engellemesi için. Çok fazla miktarda da dökmeyeceğim. Sonrasında da bu kabın içerisine bir hava taşı ekleyeceğim. Ondan sonra da çıkmasını bekleyeceğiz. Bunu da sizinle paylaşırım inşallah. Çıktıklarını da gösteririm. Yani böyle güzel, beni memnun etti. Çok şükür, dediğim gibi artık yani elimde birkaç türün üretimini yapıyorum. Maksat burada, ben her zaman söylüyorum. Zaten maksat burada üretim, yani üretim yapıp para kazanmak, üretim yapıp işte devasa paralar kazanmak falan değil. Amaç iyi balık üretmek, kaliteli balık üretmek. Sonrası tabii ki de yaptığınız hobiye bir katkı sağlarsa o da size kar olur. En azından bir yeminizi karşılarsınız. En azından ben böyle düşünüyorum. Elimde de dediğim gibi lepistesi, zaten özel tür lepistesi üretiyorum. Aynı şekilde çöpçü balıklarını da üretmeye başladık. Melek balıklarını da zaten üretiyorum bildiğiniz gibi. Bir tek şu an elimdeki türlerden üretemediğim, yani daha henüz üreme boyuna ulaşmayan vatozlar kaldı. Onlar da üreme boyuna, yani bir yaşlarını geçtiklerinde onlardan da inşallah yavru alacağız. Bunu da sizinle paylaşıyor olurum inşallah yakın zamanda. Dediğim gibi bunun tabi şöyle bir şey var. Aynı melek balıklarında olduğu gibi bu çöpçü balıklarının yavruları yumurtadan çıktıktan sonra biraz hassas oluyorlar. O yüzden böyle yemlemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Azar azar yemlemeniz gerekiyor. Benim işte dediğim gibi elimde birkaç çeşit canlı yem mevcut. Ufak boyutlarda tabii. Artemia'dan daha ufak boyutlarda. O canlı yemlerle bakacağım.
Bu süreci de sizinle paylaşacağım. Vallahi şöyle beni çok mutlu etti bu görüntü. Umarım sizler de izlerken mutlu olursunuz ya da mutlu olmuşsunuzdur. Gerçekten keyifli. Sonrasında yani bir de böyle çiftleşme esnasını çekebilseydim, o da iyi olurdu aslında ama maalesef onu yakalayamadım. Onu da inşallah bir dahaki sefere çekeriz. Yani burada herhangi bir şunu da belirtmek istiyorum. Bu akvaryumda sadece bir dişi bir erkek çöpçü balığım var. Biri albino, bir tanesi de komando. Ya burayı sadece bildiğiniz üzere bu akvaryumda planarya ve kıl kurdu vardı. Onlar için almıştım daha doğrusu buraya bu çöpçüleri. Onları yiyerek yakın zamanda bayağı devasa bir boya ulaştılar. Zaten çöpçü balıkları 7-8 ayda damızlık boya ulaşıyorlar. O şekilde pek bir şeyim yoktu. Yani üretim gibi bir amacım yoktu. Hatta Melek Akvaryumundaki yelken komandolardan sürekli onlardan bekliyordum ve onları takip ediyordum. Maalesef onlardan daha henüz alamadık ama buradakilerden aldık. Buraya dediğim gibi herhangi bir soğuk su aşılaması veya herhangi bir şey yapmadım. Zaten bildiğiniz gibi benim akvaryumlarımın hiçbirinde ısıtıcı yok oda sıcaklığında. Yani odayı kaloriferle ısıttığım için ısıtıcı kullanmıyorum. O şekilde çıkardık. Herhangi bir yağmurlama sistemi de yapmadım ama pipo filtre biraz şiddetli çalışıyor. Sadece bu şekilde üretmeyi başardık. Aslında çöpçü balıklarının üretimi de çok zor değil. Yani biraz azim, biraz sabır, balıkları iyi beslemek, canlı yemlerle beslemek balıkların üremesini tetikliyor. Biz de üretmiş olduk. İsteyen herkese Allah daha iyilerini nasip etsin. Ya gerçekten keyifli bir hobi yapıyoruz ve bu hobiyi de doğru yapmak, bilinçli yapmak bence her zaman en iyisi. Böyle muhabbet tadında bir video olsun istedim. Umarım siz de keyif alarak izlemişsinizdir. Ben bu yumurtaları toplarken oldukça keyif alarak topladım. Ve oldukça heyecanlı bir şekilde topladım. Ne kadar bu işi bilseniz de beslediğiniz canlıdan balık yani yavru almak ve onu üretmek, özellikle de yumurta veren balıkları üretmek çok keyifli. Çünkü ben bu zamana kadar yoğunluk hep cikletti. Yoğunluk hep ciklet besledim. Sonradan canlı doğuran ve yumurta ile üreyen balık türlerine geçtim. Dediğim gibi her ikisinin de keyfi farklı ama yumurta vererek üreyen balıkların keyfi bambaşka. Sadece birazcık yavru büyütmesi sorun. Yemleme açısından sorun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşça kalın.